baksam bir yerden. Ne oldu? Ha, Hasan abi gel. Ankara garında bir serçeyim ben. Orada kaldı bedenim, uçamadım ben. Eğilmesen inadına özgürlük, inadına aşk. Ekim tam 9 yıl üzerinden geçti. Veysel'in nezdinde en küçük Veysel'in o gün babasının elinde görür, eliyle tutuşmuştu. Onunla birlikte yürüyordu. 9 yaşındaki yoldaşımızı, kardeşimizi sadece iki kişi, iki tane IŞİD'ci bombalamadı arkadaşlar. O günün sorumlusu Cumhurbaşkanı, o günün sorumlusu Başbakan, o günün sorumlusu İçişleri Bakanlığı, o günün sorumlusu Emniyet Güvenlikleri sorumlusudur. Bunun hesabını yargının önünde hesap verecekler bir gün. Bunun arkasında her zaman duracağız. Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Gar katliamı üzerinden koca 9 yıl geçti. 10 Ekim 2015'te düzenlediğimiz emek, barış ve demokrasi bizimkine yapılan saldırıda 103 arkadaşımızı yitirdik. 500'e yakın arkadaşımız ise yaralandı. Aradan geçen 9 yılda patlamadan kaynaklı çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Barış şehitleri ölümsüzdür. Barış şehitleri ölümsüzdür. Barış şehitleri ölümsüzdür. 9 yıl herkesi aynı şekilde etkilemedi elbette. Yüreğimiz kan ağlarken birileri statlarda barış karanfillerini uzattı. İnsanlık suçları işleyen cani bir örgüte selam yolladı. Bizler ülkemizin geleceğine kara bir leke olarak düşen katliamda yitirdiklerimizi birer birer toprağa defnettiğimiz sıralarda katliamı önlemek bir yana adeta yol veren iktidar anketlerle o hesabı derdine düştü. Katliam milyonların ruhunda yüreğinde derin yaraları açarken acının bir nebze olsun hafiflemesi için katliamın gerçek sorumlularını yakalanmasını beklerken yetkililer kokteyl örgüt diyerek ilk kararmayı yaptılar. Barış karanfillerimizin aileleri, yakınları, avukatları ve biz mücadele arkadaşları katliamın gerçek suçlularının açığa çıkması için kılı kırk yararak belge ve delil ararken idareciler delilleri dolaplarda unuttular. Kimisini de ima ettiler. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Anaların öfkesi katilleri boğacak. Anaların öfkesi katilleri boğacak. 10 Ekim Ankara Gar katliamı Türkiye Devleti'nin başkentinin ortasında bütün güvenlik bürokrasisinin gözler önünde gerçekleşti. Katliamı gerçekleştiren canilerin istihbarat tarafından takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam sorumlularının istihbarat görevleriyle katliam öncesinde ve sonrasında görüştüğü çok sayıda belge ile kanıtlandı. Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri
patlama malzemeleriyle binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak herhangi bir kontrole tabi olmadan geçti. Gelinen aşamada ortaya çıkan gerçekler bu katliamın önünün açıldığını göstermektedir.